Teşekkür ederim arkadaşlar. Biz belediye başkanlarımıza çağrı yaptık ve dedik ki mutlaka kara kış fonu oluşturacaksınız. Bulunduğunuz beldede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa, yatağa aç yatıran annenin ızdırabını duyacaksınız. O çerçevede hareket edeceksiniz. Sağ olsunlar belediye başkanlarımız. Büyük bir özgüvenle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün milletimin önünde, halkımın önünde, bütün belediye başkanlarıma teşekkür ederim. Birer tarih yazıyorlar. Bütün zorluklara rağmen birer tarih yazıyorlar. Bütün baskılara rağmen birer tarih yazıyorlar. Bakınız, 3 Kasım'la 17 Aralık arasında 80.450 aileye nakit yardımı yapılmış. 80.450 aile. 455.630 aileye gıda yardımı yapılmış. 420.580 aileye ısınma yardımı yapılmış. Kömür alamıyor, odun alamıyor. Doğalgaz parasını ödeyemiyor. 210.420 öğrenciye eğitim ve kırtasiye yardımı yapılmış. 290.850 kişiye ulaştırma yardımı yapılmış. Yol parasını veremiyor. 2.562 ailenin elektrik faturası ödenmiş. Toplamı 517.640 lira. Ödeyemiyor aile elektrik faturasını. Elektriksiz kalmasın diye. 12.144 ailenin su faturası ödenmiş. Her kafadan bir sesin çıktığı bir yapı içinde güven ortamı oluşturamazsınız. Kıyamet kopardılar değil mi? Dış güçler, dış güçler, dış güçler. Sonra ne oldu? Yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı hayır efendim dedi, dış güçler falan yok. Doları zaten biz bilinçli olarak yükseltiyoruz, Türk lirasını eritiyoruz dedi. Eğer devlette adaleti ve liyakati yok etmişseniz zaten ülkeyi yönetemezsiniz. Zaten güveni sağlayamazsınız. Vatandaş can ve mal güvenliği dolayısıyla mahkemeye güvenmiyorsa, adliyeye güvenmiyorsa, savcıya güvenmiyorsa, buradan adalet çıkmaz diye bir düşünce her geçen gün pekişiyorsa o ülkede adalet yoktur. O ülkede güven sorunu var demektir. Her şeyi ben bilirim ve her şeyi ben yaparım dediğiniz zaman kişi kendisini bilmez. Soru şu, güveni nasıl tesis edeceğiz? Lafla mı söylemek yeterli mi? Hayır. Güveni tesis etmenin yolu sorunu yaşayanla sorunu çözecek olanın yan yana gelmesidir. Bir daha söylüyorum. Güveni tesis etmenin birinci yolu sorunu yaşayanla sorunu çözenin yan yana gelmesidir. Yüz yüze gelmesidir. Aynı masanın etrafında oturmalarıdır. Bizim 13. Cumhurbaşkanımız da hakem olacak orada. Hakem olacak. Bir taraftan yana değil. Üretimden, alın terinden, emekten yana olacak eyvallah. Ama sorunun çözümü konusunda iki tarafı yan yana getirip hakem olacak. Sanayicisi, çiftçisi, emeklisi, işçisi, tüccarı, esnafı derdinizi anlatın kardeşim. Bu tarafta da derdi çözecek olan bakanlar oturacak. Buna ne diyoruz? Ekonomik ve Sosyal Konsey. İlk yapacağımız iş, siyasetle sorun yaşayanlar arasında güveni tesis etmenin yolu bunları bir araya getirmektir. Getireceğiz. İlk bir hafta içinde bunları yan yana getireceğiz. Kardeşim derdini anlat, şöyle çözülecek. Ve orada bir takvim yapılacak. Hangi sorun nasıl çözülecekse tek tek yazılacak. Kamuoyuna açıklanacak. Siyaset kurumu söz verdiği her şeyi zamanında bir yerine getirecek. O zaman sanayici diyecek ki, tüccar diyecek ki, ziraatçı, çiftçi diyecek ki ya bunlar gerçekten de samimiler ve bunlar gerçekten de sorunları çözmek istiyorlar. İkinci kuralımız, düzenleyici ve denetleyici kurumlar var. İlk bir hafta içinde düzenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve yöneticilerinin tamamı liyakatli kişiler olacak ve atanacak. Hemen ilk bir hafta, belki de 2 gün içinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş olan Fiyat İstikrar Komitesi'ni lağvedeceksiniz. Kurulduğu tarihten bu yana bir gün bile toplanmış değildir. Peki bu görev kimin? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu görevi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na vermiş. Biz keyfi hareket etmeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunlara uygun olarak hareket edeceğiz. İlk bir hafta içinde 13. Cumhurbaşkanımız makama oturduğu gün israfla mücadele genelgesini yayınlayacaktır. İsrafla mücadele genelgesi. Ya israf haram mı? Haram. 13 uçak mı var? 12'sini satacaksınız. Devletin hazinesine gelir olarak kaydedeceksiniz. Yani israf haramdır. Yani sen dindardın. Bu yolsuzluk ne? Bir genelge çıkarılacak, israf kesinlikle bitirilecek.